Dedemin yanında süde başladıydım ben. Rahmetli çalışkan, bilgili, arif adamdı. Anlatacağım. 1960'lı yıllardı galiba. Öyle bir kuraklıkla olduydu. Ekinler sarardı, hayvanlar besleyemez. Dedem de evin alt katında ders verdi zaman zaman çocuklara. Derken bir adam kan ter içinde telaşla geldi. Kötü haberi kodu ortaya gitti. Ah, ne dedi o adam? Ben bu hikayeyi hiç duymamışım ya. İzmir'e süt veriyorduk o yıllarda. Sizin kamyon devrildi. Sütler heba oldu dedi. Aram! Yapma ya. Ben de dedem ne yapacak diye baktım ona. Dedem şöyle bir durdu, düşündü. Elhamdülillah dedi. Öyle dersin de yarım bırakıp kalkmazdı. Vallahi zarar büyük. Ben de olsam ben de kalkamazdım yerimden. Dersin bitimine doğru. Aynı adam tekrar geldi. Kan ter içinde. Acem mi? Ben sana yanlış haber etmişim. Devrilen kamyon sizin kamyon değilmiş dedi. Ben sevindim. Dedim gene bir durdu, düşündü. Elhamdülillah dedi. Zor zamanlar tabii. İyi ya, Batman'ın kıyısından dönmüşüz. Dedeniz neden başına hem iyi bir şey geldiğinde hem kötü bir şey geldiğinde elhamdülillah diyordu? Ben burayı anlamadım açıkçası. Aferin sana. Ben de dedeme aynı soruyu sordum. Bak evladım dedi. O adam ilkin gelip de sizin süt kamyon devrildi dediğinde dünya malı elimden gitti diye hiçbir üzüntü duymadım. Bu yüzden elhamdülillah dedim. Sonra aynı adam ikinci defa gelip de devrilen kamyon sizin değilmiş dediğinde de dünya malına kavuştum diye hiçbir sevinç duymadım. Bu yüzden elhamdülillah dedim. Anlayacağınız dünya malı söz konusu olunca siz de bir kalbinizi dinleyin. Mal içinse sakın ola ki birbirinizi kırmayın. Ağzına sağlık Hacı Baba. Gecede kısmet olan payını almıştır. Benden bu kadar garip. Hadi bakalım, iyi geceler hepinize. Ağzına sağlık Hacı Baba. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık.